Herkese merhaba. Bugün sizlere yazlık bluz yapımını anlatacağım. Daha önce bu modeli yelek versiyonunu yapmıştım. Kanalımda mevcut videosu. Anlatmıştım bu modeli. Şimdi bu modeli nasıl bluz yaparız? Bunu anlatacağım. Yapımı oldukça kolay bir model zaten. Bunun için Nako'nun İnce Deluxe ipini kullandım. 2 yumak ipim vardı. Yine en son ne kadar kullandığımı söylerim. İlk olarak şişime 90 tane ilmek attım. Ben salaş sevdiğim için fazla ilmek attım. Siz kendi bedeninize uygun ilmek sayınızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi ilk olarak bir modelimizi göstereyim. Nasıl yaptığımı anlatayım hızlı bir şekilde. Daha sonra nasıl bluz şeklini vereceğiz. Bunu da kısaca bahsedeceğim. Şimdi 90 tane ilmeğimizi attıktan sonra modelimizi kuruyoruz. Hiç yani şurada 90 tane ilmek atıyoruz. 3 tane diş haroşa örüyoruz. 3 diş haroşadan sonra direkt modelimizi kuruyoruz. Şimdi modelimize geçecek olursak ilk ilmeğimizi boşalıyoruz. Örmeden aldık. Şimdi 2 kere ipimi bu şekilde dıştan içeriye doğru doluyorum. Sonra bir ilmek örüyorum. Daha sonra bu şekilde 1-2 kere ipimi doluyorum. Bir tane örüyorum. Doluyorum. Örüyorum. Doluyorum. Örüyorum. Doluyorum ve örüyorum. Bu şekilde bir tane doluyoruz. Bir tane örüyoruz. Daha sonra bu doladıklarımızı açacağız. Bu şekilde bu model olacak. Daha sonra yine 3 diş haroşa öreceğiz. Yani herkesin bildiği basit haroşa tekniğini öreceğiz. Daha sonrasında 90 tane ilmeğimizi 3'e ayıracağız. Bir omuz ve diğer omuz ve ortada da boyun kısmımızı keseceğiz. 30-30-30 şeklinde 3'e ayıracağız. Şimdi ben burayı bir sıra daha öreceğim. Ön kısmında ne kadar ördüğümü söyleyeceğim. Şimdi burayı hızlı bir şekilde bir tane örüyorum, bir tane doluyorum. Şimdi bir tane ördüm, doladım, ördüm, doladım. Şimdi doladığımız ilmekleri bu şekilde açıyoruz. Ördüğümüz ilmeği örüyoruz. Doladığımız ilmek yine açtım. Bir tane örüyorum. Doladığımı açıyorum. Bir tane örüyorum. Evet, bu şekilde de bıraktığımız, doladığımız ipler bu şekilde görünüyor. Böyle file şeklini alıyor. Daha ince bir iple örerseniz de plajlarda kullanılabilecek güzel bir bluz olabilir. Şimdi bu şekilde ben devam edeceğim. Doladıklarımı açıyorum. Ördüklerimi örüyorum. Doladığımı açıyorum. Ördüğümü örüyorum. Daha kalın bir iple de örülüp böyle şeyle, badilerle falan giyilebilir bir bluz da yapabilirsiniz. Elinizdeki ipe göre de örebilirsiniz yani. Özellikle bir ip almanıza gerek yok. Bu şekilde ördüklerimi örüyorum. Doladıklarımı açıyorum. Daha sonra yine bu şekilde 3 sıra haroşa öreceğiz. Ters örgü öreceğiz. Daha sonra omuzlar ve yaka bölümünü açacağız.
Şimdi ben buradaki gibi 3 sıra haroşama ördüm. Tamamladım. Şimdi yerlerimi de belirledim. İlk omuzuma örüyorum. 30 tane ilmek. Birincisini örmeden aldım. Evet, 30. ilmeğimi de ördükten sonra şimdi burada kesme işlemi yapacağım. Yaka kısmımızı keseceğiz. Şimdi kesme işlemini nasıl yapıyorum? Bir tane örüyorum. Bir tane daha örüyorum. Bu ördüğümü, yani 31. öyle söyleyeyim. 30 tane ördük ya. Bunun üstünden geçiriyorum. Bir tane ördüm. Diğer ilmeğimi onun üstünden geçiriyorum. Bu şekilde kesme işlemimizi yapıyoruz. Bir tane örüyorum. Üstünden geçiriyorum. Evet, 30 tane ilmeğimizi de burada kesiyoruz. Şimdi bunu da örüyorum ve kesiyorum. Tamam. Evet, bu şekilde omzumuz, yaka kısmımız ve diğer omzumuz olacak şekilde 3'e ayırmış olduk. Şimdi buraya da yine bu omzumuz gibi dümdüz öreceğiz. Şimdi ters dönüyorum. Burayı örmüyoruz. Burayı daha sonra öreceğiz. İp takıp tekrar orayı öreceğiz. Şimdi burayı istediğiniz şekilde, yani istediğiniz boyda örebilirsiniz. Ben şimdi örüp deneyip o şekilde devam edeceğim. Şimdi burayı yine ters bir şekilde, yani şu şekilde tor örerek, ters örgü örerek devam edeceğim. İstediğim omuz genişliğine gelene kadar öreceğim. Şimdi şuradaki ilmeklerimi bir şişten kurtarmak istiyorum, kaçmamaları için. Bu şekilde bir ipe geçireyim. Daha sonra
buraya ip bağlayıp diğer omuzumuzu ördüğümüz gibi öreceğiz. Daha sonrasında da tekrar ön kısmına geçeceğimiz için örgümüzün yaka kısmında kestiğimiz 30 ilmeği tekrardan 30 ilmek ekleyip öreceğiz. Tekrar modelimizi kurup bluzumuzu bitireceğiz. Mantığı çok basit. Her şeyde uyarlayabilirsiniz. Bütün örgülerde uyarlanabilir. Kazak, işte bu tarz yazlık bluzlerde uyarlanabilir. Tığ ile ördüğünüz bluzlerde bile yapılabilir. Şimdi şu şekilde bir düğüm atayım da kaçmasın buradaki ilmeklerim. Şimdi bu taraf omuzumuzu gidip gelip tekrar öreceğim. Böyle bu şekilde. Şimdi ben bir omuzumuzu bitirdim. Toplamda şişteki ile birlikte 17 sıra örmüşüm. Şimdi buradaki diğer omuzun iplerini, yani ilmeklerini diğer şişime geçirdim. Şimdi burayı yine aynı şekilde ipime, kaçmaması için ipime geçiriyorum. Daha sonra aynı bu şekilde diğer omuzu öreceğim. Daha sonra da omuzum bittikten sonra yine bu şekilde ördükten sonra 30 tane bu kesmiş olduğumuz ilmekleri tekrar atıp yine aynı şekilde modelimizi kurup örgümüzü bitireceğiz. Normal düğüm atacağız buradaki ilmeğimize. Şimdi arka tarafından da yine aynı şekilde haroşomu örüyorum ve bitireceğim bu omuzumuzu da.
Şimdi bu omzumuzu da bitirdik. Aynı şekilde aynı sıralarda ördüm. Şimdi burada 30 tane ilmek atacağız. Burada kestiğimiz ilmekleri tekrar burada atacağız ve diğer omuzumuzla bu iki omuzumuzu birleştirmiş olacağız. Daha sonrasında yine aynı şekilde buradaki yapmış olduğumuz modelin aynısını yapıp bitireceğiz. Yanlarda kol boşluğu bırakıp kenarlarına dikeceğiz. Bu kadar basit ve kolay, güzel bir yazlık blüzümüz olacak. Şimdi burada ilmek atacağız. Bunun için şu şekilde 1, 2, evet, 30 tane ilmeğimizi attıktan sonra şimdi buradaki ilmeklerimizi bu şişimize geçireceğiz. Şöyle ipimi artık kesebilirim. Bu şekilde iplerin arasından geçiriyorum. Normal. Şimdi burada 3 sıra haraşo öreceğim. Daha sonra modelimi kuracağım. Yine buraları tekrar tekrar çekmenin, göstermenin bir anlamı yok. Yine kafanıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yardımcı olun. Şimdi buradaki ipimize devam edeceğiz örmeye. Daha sonra buradaki arada kalan ipimizi düğümleyip kaldıracağız. Buradaki ipimize devam edeceğiz. Şimdi burayı normal şurada yapmış olduğumuz gibi yine haroşo tekniğini uygulayacağız. Daha sonra modelimizi kuracağız. Evet, ben gösterdiğim şekilde istediğim boya gelene kadar ördüm blüzümü. Yine bu yaka kesiminde yaptığımız gibi aynı şekilde örgümüzü kesip bitiriyoruz. Yan dikişlerinde yine kendi ipini kullanarak normal dikiş ipliğiyle diktim. Yünüğünüzü de kullanabilirsiniz. Yan dikişinde yaparken kol boşluğu bıraktım. Burada. Şimdi ölçülerden bahsedeyim. Ön için 14 sıra bu modelden kurdum. Arkası için de 15 sıra bu modelden kurdum. Yine kendi bedeninize uygun kendi ölçünüzde de örebilirsiniz. Şimdi toplam ipim ne kadar gitti? 2 yumak ipim vardı. 2 yumak ipten de bu kadar ipim artmış oldu. Yani 2 yumaktan kolaylıkla çıkabilecek. Yumaklarım da 100 gramdı. Onu da söylemiş olayım. Evet, yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Gayet güzel, şık bir yazlık bluz oldu.